İnşallah Büyükşehir Belediye'mizle, diğer kurum kuruluşlarımızla beraber Şanlıurfa'yı birçok sportif faaliyetlerin ve etkinliklerin ulusal uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek birçok faaliyetin merkezi haline getirmeye yönelik hedefimize adım adım inşallah bu hedefimizi gerçekleştirmeye gayret sarf edeceğiz. Voleybol Federasyonumuz bu kararı verdiler. Şanlıurfa'yı tercih ettiler. Çok değerli takımlarımız, oyuncularımız burada karşılaşmalar gerçekleştirecekler. Performanslarını ortaya koyacaklar. Ama Şanlıurfa'ya da düşen 7'sinden 70'ini bu organizasyonun devamı boyunca ilgisini eksik etmemesi ve oraya iştirak edecek Şanlıurfalı kardeşlerimizle geleceğe dönük alınacak kararlar konusunda hem bizim hem Voleybol Federasyonumuzu hem bu kolaylaştıracak ilgiyi ortaya koyabilmesi önemli. Bu vesileyle sizin aracılığınızla bütün Şanlıurfalı kardeşlerimize, hemşehrilerimize müsabakaların devamı boyunca spor salonlarımızı tıklım tıklım dolduruyor. Ki bundan sonra da hem ulusal hem uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek sportif faaliyetler ve müsabakaların Türkiye'nin en büyük, en gelişmiş alan olarak da en büyük illerinden bir tanesi olan ve çok daha iyisini hak eden Şanlıurfa'ya çekilmesi, getirilmesi konusunda biz de daha çok söyleyecek sözümüz olsun. Elimizi kolaylaştıracak bir performansı, bütün hemşehrilerimizin de ortaya koymasını özellikle istirham ediyoruz. Tabii ki kupa voley final maçlarının Şanlıurfa'da yapılması aslında spor salonları anlamında çok güzel olan voleybolunun Türkiye'nin genç, en gençliği olan Şanlıurfa'yla bu heyecanın buluşması şehrimize çok yakıştığını düşünüyorum. İnşallah çok güzel maçları hep birlikte heyecanla izleyeceğiz. Bugün saat 12 itibariyle ilk maç başlıyor. Şehirde Şanlıurfa aslında heyecanı hak eden bir şehir. Dinamik bir şehir, hareketli bir şehir. 670 bin öğrencisi olan bir şehir. Bu şehirde bu tür uluslararası organizasyonların yapılabilmesi için hem Sayın Bakanımız başta olmak üzere Sayın Valimizle, kamu kurum kuruluşlarımızla ve yerel yöneticilerimizle birlikte beraberlik oluşturmuş durumdayız. İlk başlayalım. Diğerlerinde inşallah arkası gelir. Organizasyonlar bir şey için önemlidir. Organizasyonlara ev sahipliği yapmak güzeldir, keyiflidir ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tekrar bu organizasyon Şanlıurfa'da yapılmasına vesile olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Ve Şanlıurfa halkının önünde Türkiye'nin bu güzide şehrinde 8 tane Türkiye'nin önemli takımını ve bu önemli takımın içinde olimpiyatlarda oynamış, dünya şampiyonasında oynamış çok değerli oyuncular, hocaları siz Şanlıurfa seyircisiyle buluşturmanın keyfini yaşıyoruz. Buraya geldiğimiz dakikadan belli Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Garnizon Komutanımız, Halilye Belediye Başkanımız, Değerli Emniyet Müdürümüz ve Gençlik Spor Müdürümüz bize sonsuz destek verdiler. Onlara sizin önünüzde Voleybol Federasyonu adına teşekkür ediyoruz. Dünden belli söylediğim bir lafımız vardır. Bizim federasyon başkanımız her yerde voleybol diye bir sloganı var. Mehmet Akif Üstünlü abi. Her yerde voleybol sloganla şimdi Şanlıurfa'da voleybol diyoruz. İnşallah buradaki voleybol ziyafetini eğer çiğ köfte ziyafeti diye kim alan Şanlıurfalılar bugün voleybol ziyafetiyle keyif almaya başlayacaklar. Ve bu voleybol inşallah bundan sonra da Şanlıurfa'da
kalıcı bir takımla Efeler, Sultanlar Ligi'nde devamlı bir takım görerek Şanlıurfa'yı da Avrupa'da dünyada tanıtma için önemli bir adım olur. Örneğin İnegöl Belediyesi Efeler Ligi'nde ve Avrupa Şampiyonası oynuyor. İnegöl'ü Avrupa'ya tanıttılar. İnşallah Çanakkale Belediyesi yine öyle. Bursa Belediyesi yine öyle. Bundan sonra inşallah da Şanlıurfa'da bir Efeler Ligi'ne takım çıkararak Şanlıurfa'yı Avrupa'da ve dünyada tanıtır. Spor biliyorsunuz dünyada en güzel tanıtıcı bir olay. Ve Şanlıurfa'ya gelmekten, olmaktan çok mutluyuz ve teşekkür ederiz.